Şivan. Bebekken kimse ayıramazdı sizi birbirinizden. Bir ben. Kokunuzdan anlardım hanginiz Arda, hanginiz Civan. Baban hep karıştırırdı ikinizi. Bir gün Arda diye sana iki kere çikolata vermiş. O yüzden Arda da sabaha kadar ağlamıştı. Arda o kadar iyi bir çocuktu ki Civan. Onları gene seninle paylaşmıştı. O şimdi yok. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Anne sus. Oğlum. Anne lütfen git. Ne olursun git. Git. Amcam haklı baba. İki hafta sonra Kazakistan ve Azerbaycan'dan petrol gelmeye başlayacak. Ama onları Irak'a nasıl göndereceğimiz daha belli değil. O kadar malı limanda bekletecek halimiz da yok. Para kaybetmek bir yana, piyasada itibarımız kalmaz. Ne yapalım diyorsun peki Nizar? Yeni bir nakliye firması bulmaktansa işi yine Şemuz'a verelim. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Güvenilir. Nasıl iş yaptığını biliyoruz. Ya Azam, ona ne diyeceğiz peki? İyi günler. Kendini düşünmüyorsan Azizoğlu adını düşün abi. Nerede kaldı bizim şerefimiz? Asıl şerefsizlik verilen sözden dönmektir Nizar. Bir şey yapılacak denmişse yapılır. Neye mal olursa olsun. Sen sözünü tut baba. Onlarla ne iş yapacaksan yap. Ama beni vermediğim sözlerden dolayı sorumlu tutma. Sende mi azar? Miden kaldırıyor mu onlarla iş yapmayı? İçine sindiriyor musun? Doğrusunu istersen amca, adlarını duymaya bile tahammülüm yok. Ya sen Asya? Lütfen beni bu işlere karıştırma amca. İşi bu noktalara da getirmeyin. Tek bilmek istediğim o petrolü Irak'a nasıl nakledeceğimiz. Bunun cevabını Hazar verecek. Evet deyinceye kadar söylediğim hiçbir şey duymayacaksın değil mi baba? Baba. Lütfen bana bak baba. Bak baba. Sana hiç karşı gelmedim. Bundan sonra da gelmem. Ama bu başka. Canımı istesen veririm. Ama evlenmem baba. Hele onlardan biriyle asla. Ve lütfen bu söylediklerimi duy baba.